Arkadaşlar, bugün size sinsi insanların 10 özelliğinden bahsetmek istiyorum. Nasıl tanırsınız bunları? Kimdir sinsi insan? Sinsi insan kendini gizleyerek kötülük yapan, kötülük yaparken gizlenen, kurnaz davranan insanlar sinsi insanlardır. Nasıl tanıyacaksınız sinsi insanları? Onların 10 özelliğini ben sizler için çıkardım. Dikkat edin, çevrenizde varsa böyle insanlar aman ha uyanık olun. Her zaman kazıklanabilirsiniz. Ters köşeye yatırabilirler sizi. Uyarıyorum. Bakın bakalım çevrenizde bu özelliklere sahip kimler var? Onlara karşı dikkatli olun. Hemen veriyorum. 1. Size çeşitli iyiliklerde bulunarak sizin ona karşı kendinizi borçlu hissetmenizi sağlarlar. Çok kurnazca bir hareket bu. İyiliklerde bulunuyor. Sen de ona gebe kalıyorsun. Ve fırsatı ve zamanı geldiğinde bunu kullanmak için yapıyor. Bütün bu yaptığı iyilikleri, katkıları bilinçli olarak yapıyor. Uyanık olmak lazım. 2. Bunlar damardan girmeyebilirler. İlk karşılaştıkları insanlara bile 40 yıllık dost gibi davranırlar. Güler yüz, son derece sıcakkanlı, kibar davranırlar. Yani nerede nasıl davranacaklarını çok iyi bilir bunlar. Hemen dostluk kurarlar. Ve kurdukları dostlukla beraber aa dersin ne kadar sıcakkanlı, ne kadar samimi, ne kadar güler yüzlü bir insan. Ama niyeti bozuk. 3. Politik davranırlar. Hiçbir konuda renklerini belli etmezler. Dini siyasi konulara asla girmezler. Girseler de renklerini belli etmezler. Bilir onlar işlerini. Nabza göre şerbet vermede bunların eline kimse su dökemez. 4. Yüzünüze gülerler, arkanızdan iş çevirirler. Zor sinirlenirler, yüzlerinde her zaman saçma bir gülümseme vardır. Yapmacık. 5. Zayıf yönlerinizi bulmaya çalışırlar. Ve zamanı gelince bunları da koz olarak çok iyi kullanırlar. Güven sağlarlar kısa sürede ama asla bunlara güvenilmez. Bunlar senin zayıf yönünü yakalarlarken kendi zayıflıklarını asla belli etmezler ve saklarlar. Bak bunlara dikkat etmek lazım. 6. Samimiyetsizdirler ama var ya görseniz sizi çok seviyormuş gibi yaparlar. Canım benim özledim senin herlerde kaldın. Senin benim için yerin bambaşka. Aman Allah'ım. Vay be öyle mi? Aslında sizi sevmiyorlardır. Ama seviyormuş gibi görünürler. Bunu çok iyi başarırlar. Hocam tamam da nasıl yakalayacağız böyle bir insanı? Gülümsemesi. Gülümsemesi candan değildir, sahtedir. Çekemeyen, aslında sizi kıskanan bir yapısı vardır. Gülerken nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Isıracak gibi güler. Ya rahat anlarsınız. Gözler gerçek gülümsemeyi gösterir. Gözlerde candanlık yok. Gözlerde kıskançlık var. Gözlere dikkat edin. 7. Bunlar çıkarcı oldukları kadar kibirlidirler. Sen biraz yüz verdiğinde, biraz yakınlık gösterdiğinde senin hayatına müdahale etmeye bile kalkarlar. Sizi eleştirir ve akıl vermeye kalkarlar. Kibirlidirler. Çok rahat o kibri okuyabilirsiniz bunlarda. 8. Kendileri iyilik bilmez insanlar olduklarından etrafındaki herkesi öyle görürler. Bundan dolayı kendilerinden başka kimseye güvenmezler. Asla güvenmezler. Aynı zamanda nankördürler. Ne zaman bunlardan kazık yiyeceğin belli olmaz. 9. Eğer onların istediği bir şey yapmazsan yandın yandın. Seni iyilik bilmez, neler yaptım, nankör. Asıl seni nankörlükle suçlamaya başlarlar ve senin kendini suçlu hissetmeni sağlarlar. Acayip vicdani baskı uygular bunlar. Hatta var ya size çamur bile atabilirler. Aman ha dikkatli olun. 10. Asıl niyetlerini asla belli etmeyen, derdi yalnızca işini yaptırmak olan, işini yaptırdıktan sonra da bir daha arayıp sormayan, siz onun menfaatine, işine yaradığınız müddetçe
size yalakalık yapan, size yakın davranan ve sevgi gösteren, sizi umursuyormuş gibi tavırlar takınan yapıdadırlar. Neden? İşleri var sizle. Ama işi bitti mi? İşi düşeceği adama bunu yapmazlar. İşi düşeceği adamla hiçbir zaman ters düşmezler. Çünkü bilirler işleri düşecek. Onun için ona sürekli böyle küçük küçük sen değerlisin, sen önemlisin, iyi ki sen varsın tarzında mesajlar verirler. Şimdi bakın bakalım etrafınızda var mı böyle tipler? Var tabii. Belki de en yakınınız. İnşallah en yakınınız değildir. Mutlaka bu tarzda insanlar var. Bu tarzda insanları görün, fark edin ve elinizden geldiğince çok yakınınız bile olsa uzak durun ya da dikkat edin. Sizi kazıklayabileceğini, sizi ters köşeye düşürebileceğini unutmayın. Benden uyarması. Videomu beğendiyseniz WhatsApp'ta dostlarınızla paylaşın. Böyle yaptığınıza dair çok güzel mesajlar alıyorum. Videolarımı izliyormuş, herkes birbirine gönderiyormuş. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var, zilde tıklayın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.